Bloomberg HT ekranlarında ekonomik görünüme hoş geldiniz. Hafta içi her gece 21'de olduğu gibi bu akşam da karşınızdayız. İki değerli konuğum bizlerle reel sektörü konuştuğumuz, reel sektörün üzerine adeta eğildiğimiz bir gün çarşamba. Stüdyomuzda Hakan Güldağ, hoş geldin. Hoş bulduk Hakan Barış'cığım. Abi. İyi yayınlar. Çok sevgili hocama da hem selamlarımı hem sevgilerimi gönderiyorum. Bu aslanla. Teşekkürler. Biz de buradan sevgili Can Fuat hocama selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Hocam hoş geldin. Teşekkürler Barış. İyi yayınlar Hakan. Sevgiler, saygılar. Çok teşekkür ediyorum. Oldukça yoğun bir haftayı yaşıyoruz. Herkese kolay gelsin bu itibariyle. Evet, yani tahmin edemeyeceğimiz haberler de oluyor. Geçen hafta programı konuşurken bambaşka şeyler konuşuyorduk. Bugün bambaşka şeyler konuşuyoruz. Ben değerli izleyicilerimize de hoş geldiniz demek istiyorum. Adresimiz efendim ekranlarda @bloomberg.ht. Twitter'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Hem Can Fuat Hoca'ya hem de Hakan Güldağ'a efendim sorularınızı, mesajlarınızı iletebilirsiniz diyeyim. Ben Can Fuat Hocam izninle Hakan Güldağ'la başlayayım. Sonra tabii, sana tabii, hemen tabii. Döneceğim. Bir değişim Merkez evet. Bankası'nda. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Sürpriz oldu değil mi hocam? Sürpriz. Sen beklemiyordun herhalde. Bekliyor muydun? Beklemiyordum. Yani böyle bir şey hani olmasını 200 bas puan yaptı, beklentinin üzerinde yaptı. Acaba Sayın Naci Abal görevden alınır mı diye geçti mi aklından hiç? Çünkü böyle bunu iddia edenler de oldu bir spekülasyon ama. Benim geçmedi. Ben bir rota değişikliğine girdiğimiz ve burada bu yönde de ilerleyeceğimiz hüsnü niyetiyle diyeyim. Çünkü artık bundan sonra ancak iyi niyet olmuş oluyor. Hmm. Çünkü başka bir değişiklik olduğunu gördük. Yani bana göre biraz pişmiş haşa su katmış olduk. Ben öyle yorumladım. Yani çünkü ciddi bir rota değişikliği olmuştu. Piyasayla uyum anlamında. Piyasayla uyum anlamında bizim bir yol haritamız oluşmuştu. Hani nereye gidiyoruz? Çünkü bir önceki süreç sürdürülemez bir süreçti. Yani o faizlerle yürümemiz mümkün değildi. O ucuz kredilerle sürdürülebilir bir şekilde yürümemiz mümkün değildi. Sürdürülebilir olmayan sürdürülememişti. Ve bu değişim gerçekleştikten sonra da 6 Kasım'dan sonra bir rota düzeltmesi olduğu kanaati bende oluşmuştu. Herhalde birçok kişide de oluştu. Ve maliye ile de, Maliye Bakanlığı'yla da, Maliye ve Hazine Bakanlığı'yla da yani ekonominin bu iki önemli kurumu tandem bir şekilde de birbirlerini de destekleyen en azından demeçler bazında maalesef reform paketi bazında o olmadı. O destek gelmedi. Merkez Bankası'nın maliye tarafından bir ekonomik program tarafından bir desteği olmadı. Ama en azından söylem bazında bir birliktelik vardı. Odaklanılan nokta netti. Fiyat istikrarı, enflasyonla mücadele, dışarıdaki bütün o alt üst oluşa, Amerikan 10 yıllık tahvillerinden tut da bu ham madde fiyatlarındaki artışa kadar pek çok unsura da sanki dayanacak bir direnç duvarı da oluşuyor gibiydi. Evet, faizleri hatta beraber de konuştuk. Ya 200 değil de 100 olsa vesaire şu bu filan diye bunun üzerinden de gidildi, konuşuldu. Bunlar hep sorgulanabilir işler. Evet. Ama ben böylesi bir Merkez Bankası değişikliğini doğrusu beklemiyordum. Böyle bir sonucu da çok olumlu olarak da göremedim açıkçası. Peki. Yeni başkana hayırlı olsun ayrı mesele. Ama bu kadar sık başkan değişmesi ama problemlerin aynı kalması. Yani başkanlar gidiyor geliyor, insanlar gidiyor geliyor. Ama problemleri de aynı kalması benim doğrusu beklediğim bir gelişme değildi. Şimdi konuşacağız zaten etkilerini herhalde konuşuyor olacağız. Evet, buradan Can Fuat Hoca'ya da döneyim. Hakan abi değerlendirmesini yaptı. Acaba Can Fuat Gülesel bu yeni dönem değişimlere dair nasıl yorumlar acaba? Cumartesi bir kere uyandın değil mi? Gece 4'te öğrenmedin herhalde Can Fuat abi. Tabii yani herkes gibi yani herkes gibi demeyeyim. Belki tam o saatte öğrenen de olmuştur ama ben de kalktığımda öğrendim. Yani şaşırdın mı?
Barış, şaşırdım fakat şöyle söyleyeyim, yani ben de beklentilerimi şöyle yorumlayayım. Biz Hakan'la beraber birçok kuruma da ortak danışmanlık yapıyoruz ve bu 6 Kasım sonrası da bu kurumlar nezdinde birçok defa beraber olup değerlendirmeler yaptık ve Hakan biraz evvel söylediği gibi gerçekten bir önceki Merkez Bankası Başkanı değişimi ile birlikte burada önemli bir rota değişikliği olduğunu, yani biraz evvel bütün paylaştığı bu görüşlerini orada da ortaya koyuyordu. Yani ben de şöyle diyordum, ben biraz daha temkinli iyimserdim açıkçası. Hatta bu sıkı para politikası nereye kadar gider konusunda da ben şöyle bir espri yapıyordum. Ya işte bu birkaç ay daha gider. Ondan sonra yani 15 Mart'ı da telaffuz ediyordum. Hani Cumhurbaşkanı 15 Mart'ta durur durur, ya bu faizler de çok yüksek kaldı, artık biraz indirilse iyi olur derse bu sıkı para politikasını ne kadar devam ettirebiliriz? Yani sıkı para politikasının ömrü için ben öyle bir takvim biçiyordum. Ama bir görevden alma şeklinde değil de böyle bir baskıyla Merkez Bankası'nın kısa bir dönemde karşı karşıya kalabilir diye ben daha temkinli iyimser yaklaşıyorum açıkçası. Ama tabii bu Merkez Bankası'ndan görevden alma çok daha sert bir tepki oldu açıkçası. Merkez Bankası'nın zaten son 2-3 yıldır bağımsızlığı konusunda, itibarı ve güveni konusunda önemli bir açık oluşmuştu. 5 Kasım günü döviz kurlarının gelmiş olduğu seviye, doların işte hatırlarsanız o gün 8.55, euro 10.20'leri geçtiği günün nedenlerinden biri de Merkez Bankası'nın güven ve itibar kaybıydı. Ondan sonra Sayın Naci Ağbal göreve geldiği zaman açıkçası kendi kredibilitesiyle, ki bunu da konuşmuştuk Barış, yani hatırlarsan. Hani Merkez Bankası'na güven ve itibarı büyük ölçüde Sayın Naci Ağbal'ın kendi kişiliği, kendi başarılı geçmişi ve kredibilitesiyle büyük ölçüde onarmaya çalışacağı şeklinde de değerlendiriyorduk. Ki hakikaten de öyle olmaya başlamıştı ki hatta beklentilerin de ötesinde bir iç ve dış piyasalara iyimserlik de sağlamıştı bu şahsi kredibilitesiyle. Ama yani bu karşılaşmış olduğumuz sonucu ben çok da bir sürpriz olarak, hani beklentilerim içinde ama oldukça farklı şekilde yaşanmış gibi görüyorum. Tabii Hakan'ın dediği gibi hani artık bundan sonra yeni başkana da görevinde başarılar dileyip bundan sonraki olası özellikle bizim açımızdan tabii önemli olan reel sektörü ne etkileri var, neler olabilir? Evet. Ben son iki gündür hani kurların böylesine yükselmiş olması vesairesi bir yana, tamam işte faizler falan, ama da reel sektör nasıl adım atacak, nasıl süreci yönetecek, bundan sonra beklentiler neler? Yani kaldığımız yerden böyle devam mı? Mali piyasalar buna çok çabuk yanıt verebiliyor Barış. Yani esneklikleri var ama reel sektör öyle değil. Yani senede en fazla 2-3 defa ortalama sipariş alıp işte bunu üretip satmaya çalışırken her sipariş döneminde bir Merkez Bankası başkanı ve para politikası değişimiyle karşı karşıya kalıyoruz. Reel sektör açısından süreci yönetmek çok kolay değil ama ilginçtir. Ben şöyle bitireyim bu dakikaları. Hani birkaç ay evvel de bütün iş dünyasının, hatırlarsanız bir gazetelerde tam sayfa fiyat istikrarı konusunda bir enflasyonla mücadele ortak açıklaması vardı. Destekliyoruz diye. Biz de şaşırmıştık. TOBB'un girişimiyle şaşırmıştık. Böyle bir destek olmuştu ama şu anda şimdi orada da bir şey sessizlik olduğunu görüyoruz. Hakan, aynı açıklama bu dönemde yayınlanır mı? Hakan abi hatırlattı diye soruyor. Can Fuat hocam hatırlattı diye soruyor. Şu anda öyle bir coşku. Neden? Coşku yok, heyecan yok. Enflasyonla mücadele, önceliğimiz enflasyonla mücadele deyip tam sayfa, bütün işçi, işveren, bütün kuruluşlar, TOBB hepsi içinde yayınlamaz mı?
Ya, yeni dönemde de aynı görüşteyiz. En azından, i̇yi olmaz mı? En azından iyi olur. İyi olmaz diye bir şey yok ama o coşkuyu, o heyecanı vermez. Çünkü bunların birbirini destekliyor olması lazım. Yaptıklarınız da, uygulamalarınız da bunu da göstermeniz lazım. Şu anda öncelikle bakalım ne olacak sorusuna bir cevap onlarda alınmaya da mı bir çalışacak. Soru işareti var iş dünyasında, realitesi. Şimdi şöyle, yani işte daha önceki tecrübelerden bakıldığı kadarıyla şimdi şöyle de değerlendiriliyor. Sayın Ağbal niye gitti? Bu faizleri yükseltti diye gitti diye tamam. Bakılıyor. Yani düz mantık bunu getiriyor. Belki hani Sayın Canikli'nin bir açıklaması vardı. Yani piyasayla kavga edilen bir durum değildir bu. Ama piyasanın istediğinin üzerinde bir hamle yapılmasının karşılığıdır gibi bir açıklamaydı. Ya orası da tartışılır. Öyle midir, değil midir, bunun önden yüklenmesi gerekli midir? Ama her durumda bunun enflasyonla mücadele için yapıldığı artık geniş kesimlerce şikayet edilse de anlaşılmaya başlanmış bir durumdaydı. Şimdi ne diyeceğiz? Ya bu bundan sonra artık faizi yükseltme ihtimalimiz şu andan sonra bence yok. Neden? Kalmadı. Yani operasyonel çerçeve korunacak diyor Sayın Başkan Kavcıoğlu. Tamam, operasyonel çerçeve... Olağanüstü toplantı yok diyor. Eyvallah, olağanüstü toplantı olmayabilir ama bir yandan da artık yeni faiz arttırımının gelmeyeceği yönünde bir algı var. Şimdi, algı var. Algı var. Tabii ki algı var. Yani yapar yapmaz onu ben bilmiyorum ama yapmayacağı yönünde büyük bir algı var. Çok büyük bir. Evet. Yerli yabancı. Yerli yabancı. İş dünyasında da var. Şeyde de var. Yani çünkü bu değişiklik niye yapıldı? Herhalde faiz arttırılmasın bundan sonra diye yapıldı diye. Yani açıklanmadı. Düşünmüyor. Bak bir açıklama da gelmedi. Neden çünkü alındığı söylenmedi. Belli değil. Hatta konuşuldu. Ya bir açıklama gelse belki en azından ne olduğunu, çerçeveyi anlarız diye. Bu işler hakikaten böyle anlatıla yapılması gereken işler. Ne yaptıysak da. Yani biz o yapılan hareketi beğeniyor oluruz, beğenmiyor oluruz. Ama açıklamasını herkes duymak ister. Çünkü ona göre kendi durumunu pekiştirecek. Ayarlayacak. Ayarlayacak. Bir kendine göre bir ayar yapacak. Önünü görmeyecek. Önünü görecek. Zaten ekonomi dediğimiz şey beklentilerin yönetimi diye her zaman konuşuyoruz. Şimdi beklentiler hangi yönde şekillendi burada? Bence bir daha faiz arttırımı gelmeyecek yönünde şekillendi. Eninde sonunda mecbur kalabilir. O ayrı mesele. Ama şu anda bir faiz arttırımı bekleyen yok. Evet. Gelsin diyen de yok zaten. Yani aman gelmesi lazım diyen de yok. Ama bir silah sanki şu anda en azından var olanlardan bir tanesi kılıfında bayağı böyle bir kemeri de bağlanmış, rafa da konmuş gibi görünüyor faiz silahı. Bu bahsettiğini herhalde biraz daha uzun vadeli bakıyoruz. Sen de hani şu anda orta zaten faiz evet artır zaten hani yok zaten. Yok. Evet, tabii. 19 politika faizi ve zaten son Sayın Ağbal dönemindeki 17'den 19'a çıkarılma kararının da nihai karar olduğu, artık faizlerin yönünün aşağı olduğu ve yabancı yerli bütün analistlerin, ekonomistlerin beklentisi enflasyonda Nisan'da, Mayıs'ta artık neyse zirveyi gördükten sonra yılın son çeyreğinde ya da yılın ikinci yarısında faizlerin indirileceği yönünde bir beklenti vardı bu konuda. Doğru. Haklısın ama hani senin buradaki bu algı ifade ettiğimiz, konuştuğumuz gerekmesi halinde yerli nedenler olur, yurt dışında girişte ifade ettiğin Amerikan 10 yılının yukarı gitmesi nedeniyle olur bilemiyorum. Hı-hı. Ama gerekmesi halinde son noktaya kadar faizi artırmama yönünde bir eğilim olabileceği algısı var. Kesinlikle. Ama şuna da katılmaz mısın Can Fuat Hoca'ya dönmeden? Ya bu zaten bizim klasik huyumuz değil mi? Biz geçmişte de böyle yaptık Hakan abi. Biz hep son noktaya kadar faizi artırmadık. Ya o toplantı kritikti, 100 bas puan artırıp geçseydi iyi olurdu dedik. Ama sonra tutamadık ve 300, 400, 600 neyse çok daha yüksek montanlı faiz artışlarıyla karşı. Dolayısıyla değişen aslında sanki bir şey yok mu diye de düşünmeden edemiyorum. Sanki burası değiştirmeye yönelik bir adım vardı. Geçmişte. Bir önceki dönemde mi öyleydi? Naci Ağbal döneminde. Anladım, tamam.
Yani, o algı ortadan kalkmış yani diyorsun bu, benim anlattığım. Aynen öyle. O kalkma yönündeydi. Kalkmıştı yönündeydi diyemem ama kalkma yönünde bir çaba görünüyordu. Bence arada önemli bir fark var. Peki. Can Fuat Hocam. Şimdi ne olacak yeni dönemde faizlerin yönü? Sen reel sektör, bankacılık sektörü sanırım geri dönüşler de aldın. Ne düşünülüyor, ne diyorsun? Barış, şimdi ben de şöyle değerlendireyim. Hakan çok doğru bir tespitle artık bundan sonra bir artış olmayacağı yönünde ki beklentileri paylaştı. Evet, hani bundan sonra yeni başkanla birlikte artık bir faiz artışı çok kolay olmaz. Yani olağan koşullar içinde. Olağan koşullar içinde. Senin dediğin gibi olağanüstü koşullar olursa Merkez Bankası her zaman faiz silahını yine kullanabilir. Fakat ben açıkçası bir miktarda yani bir faiz indirimi de olabileceği endişesi içinde olan iş dünyasıyla da temas içindeydi. Ya yani, iş dünyası yüksek faizden şikayet etmiyor mu Can Fuat Hocam? Niye faizlerin indiriminden endişe duysun? Bunu ben anlamıyorum. Şöyle söyleyeyim Barış, doğru söylüyorsun. Yani endişe kelimesini belki orada yanlış kullandım ama yani şöyle söyleyeyim, hani yeni bu Merkez Bankası Başkanı değişikliği ve işte hem ekonomi yönetimi hem partideki ekonomi yönetiminden sorumlu Sayın Canikli vesaire başkanın açıklamaları da hani şu anki %19'u böyle abartılmış ekonominin ihtiyacının üzerinde bir faiz gibi değerlendirdi. Bu anlamda hatta eski bir yani eski demeyeyim halen devam eden ama Naci Ağbal dönemiyle birlikte bir miktar sanki geride bırakmaya başlıyoruz gibi algılanan bu faiz düşerse enflasyon düşer. Düşük faiz olursa enflasyon düşük olur. Görüşüne sanki bir miktar daha yakın bir Merkez Bankası yeni başkan için algılamalar var gibi görünüyor. Zaten Sayın Başkan'ın böyle açıklamaları geçmişte o yönde. Katıldığı evet, programlarda yaptığı yönde açıklamalarda evet, enflasyon faiz ilişkisine dair değerlendirmesi faiz düşerse enflasyon düşer şeklinde. Evet, yani iktisat teorisinde gerçi böyle bir ilişki yok yani. Sayın Başkan da hani böyle bir değerlendirme yapmış ama iktisat teorisinde ve ne teoride ne pratikte böyle bir ilişki yok ama yani onu bir tarafa bırakıyorum. Hani göreve geldikten sonraki açıklamalar çerçevenin korunacağı şeklinde olunca tabii akıllarda bir de şu oldu. Madem bu çerçeve korunacaktı o zaman Sayın Naci Ağbal niye görevden alındı? Hakan orada çok doğru söylüyor. Yani burada görevden almaya ilişkin bir açıklama yapılsa nedenlerine ilişkin olarak bu belirsizlikler ortadan kalkar. Yani ekonomi için en kötü şey belirsizlikler. Bu belirsizlikleri ortadan kaldırabilecek iletişimi sağlayabilmemiz gerekiyor. Biz öyle bir iletişim kurguluyoruz ki belirsizlikleri daha da arttırıyoruz. Yani Merkez Bankası Başkanı değişimi sonrası yapılan açıklamalar kafaları iyice karıştırıyor. Belki piyasaların ilk günlerde göstermiş olduğu sert tepkileri durdurabilmek, törpüleyebilmek için gibi ama hani evet bundan sonra hiç faiz arttırmaz beklentisi veyahut da algısının yanı sıra şimdi bu yeni Merkez Bankası Başkanı'ndan bir faiz indirimi, erken bir faiz indirimi. Yani sen biraz evvel bir çerçeve çizmiştin. Ya enflasyon da belli bir süre sonra inecek ve evet zaten herkes 3. çeyrek sonu Eylül, Ekim, Kasım, Aralık'ta bir faiz indirimi buna bağlı olarak bekliyordu. Ama böylesine değil. Şimdi o çok yükseltilmiş diye düşünülen faize yönelik bir törpülenme. Mesela 15 Nisan değil mi? Hemen. Mesela 15 Nisan tabii. Ya mesela boş geçer mi? Pas geçer mi? Geçmeyebilir Barış. Yani bak şöyle söyleyeyim. Faiz indirme anlamında söylüyorum. Yok tabii yani. Bence imkan olursa naçizane görüşüm. Yani bence indirecek.
girebilir. Kur falan böyle oynak değilse Hakan abi, Can Fuat hocam. Evet. İndirir mi diyorsun? İndirir mi diye soruyorum yani. Bana ya ben, bu soru çok sorduruyor yani. Evet. Buradan bakınca. Ya Barış, şöyle bir iki cümleyle ben cevabımı vereyim, Hakan da değerlendirsin indirir mi konusunda. Hani ben şöyle düşünüyorum. Ben şimdi bundan sonra ne olacak diye sordun ya. Ben şimdi bundan sonra ne olacaktaki ufkumuzu 15 Nisan'a kadar belirlemiş durumda. 15 Nisan'a yani, kadar faiz kararı yok zaten. Bunu başkan açıkladı. Zaten yok. Yani şimdi bundan sonra ne olacak? Reel sektör içinde mesela bugün 3 saat bir toplantıdaydım. Orada bundan sonraki atılacak adımlar konusunda. Hani şeyi şöyle söyleyeyim. Hani takvimi önce bir 15 Nisan'ı bir görelim bakalım. Yani 15 Nisan faiz indirimi olacak mı? Ve oradaki toplantıda neler açıklanacak? Evet. Neler söyleyecek? Ki Mart enflasyonu da oldukça kuvvetli gelecek. Şimdi birazdan konuşuruz bu maliyet artışları olası tarafını. Ama hani Nisan'ı pas geçse dahi bu sefer Mayıs'a bu beklenti olacak. Ve erken faiz indirimine ben mutlak gözüyle bakıyorum. Yani Nisan olmasa Mayıs ve bir hani bugünkünün üstünden bir 300 baz puan bir törpülenme bir veya iki toplantıda erken gelebilir diye nacizane düşünüyorum. Öyle öngörüyorum. Peki piyasadaki faizler ne durumda Hakan abiye dönmeden? Piyasadaki faizler bugün kredi faizlerini hemen konuştum bankacı arkadaşlarımla. Yani en iyi müşteriler için 21-22'ler, 24,5'lara kadar giden kredi faizleri, rotatif Türk lirası, işletmelerin sürekli kısa vadeli kullanmış oldukları TL kredilerdeki faizler. Burada yaklaşık hani orta ve küçük ölçekli firmalara yönelik 3-4 puan bir anında bir kredi artışı gelmiş durumda şu anda. Yani ve bir miktar daha da artacağı söyleniliyor Barış. Şunu merak ediyorum. Bu 3-4 puanlık faiz artışı, yani işletmelerin, firmaların kullanacağı kredi faizlerindeki 3-4 puan faiz artışı bankacılık sektörüne ne zaman oldu? Pazartesi, salı, çarşamba. Aldım. Görevden alma sonrası. Biz hocam yani, faizler düşsün yeni istiyoruz. Tabii. Neden böyle bir hareket? Yani tabii belirsizlik ve risk algısının bozulmuş olması. Yani 20-21'ler. Belki tabii genel barış şey gelir ama. Evet. Tabii yani bono faizleri de bir gösterge oldu burada. Bono faizleri hani çok hızlı gitti. 10 yıllıklar tabii, 20'lerin üzerinde. Tabii. Yani Merkez Bankası faizi 19'a çıkarttığı gün Sayın Naci Ağbal ve yönetiminin bizim gösterge faizimiz yani 15 küsurlardaydı yanılmıyorsam. Orada 4'er 5'er puan tepki gelip 20'lerin üstüne taşınınca Barış ister istemez kredi faizleri tarafında da bunu belli artış bir şekilde peki yansıtılmak durumunda kalındı. Hakan abi, faizlerin yönü 15 Nisan toplantısı piyasadaki bankacılık sektörünün faizlere, faiz oranlarına dönük hareketi ne dersin? Yani hocamın analizine katılıyorum. Ama bence 15 Nisan'da faizleri aşağıya indirmesi doğru bir hareket olmayacaktır. Yani eğer öyle bir şey yaparsa, yapacağını da düşünmüyorum bu anlamda. Sen beklemiyorsun. Beklemiyorum. Çünkü yani en azından bir süre daha yani şu yaşadığımız şoku bir intibak etmeye çalışacağız. İntibak edebileceğimizi düşünmüyorum ama intibak etmeye çalışacaktır. Bu süreçte bir darbe daha vurmak doğru olmaz. Evet, iş dünyası yüksek faizlerden şikayetçi. Bu gidilen yerden yana başka şeylerin gelmesini bekliyor. Ama bu şunun şu anlamda değil. Merkez Bankası faizleri alabildiğine indirsin. Döviz nereye giderse gitsin, piyasalar ne olursa olsun bu da değil. Çünkü mesela İş dünyası şunu çok iyi biliyor. O gün işte piyasanın açıldığı gün diyelim, pazartesi günü, bu pazartesi ne yaşandı? Fiyat verilemedi. Satışlar durduruldu. Yani satmadı. Ürünümü satmıyorum dedi. Çünkü ürününü satsa zam yapmak durumunda. Zam yapmamak için ürünü satmadı. Fiyat vermedi. Kredi fiyatı da alamadılar. Mesela birçok otomobil firması o gün derhal ithalata yöneldi. Çünkü daha henüz Merkez Bankası'nın
yeni kurunu ilan etmeden önce o bir önceki kur seviyesinden faturayı kesip vergi avantajını yakalamak istedi birçok ithalatçı firma. Otomotiv, yani emin olun o pazartesi günü kaç tane otomobil ithal edildi ben bilmiyorum. Ama herhalde rekordur. Rekor seviyededir. Çünkü ama o gün gittiler, bize kredi ver, hemen almamız gereken, ithal etmemiz gereken işler var dediler. Bankalar veremedi. Sonra öğleden sonra işte iyi firmalar için dediği hocamın 21'ler seviyesi geldi. Ama 24-25 o gün hemen, daha 3 gün içinde değil. O gün çıktı 24-25 seviyesine. Bir anlamda 30 şikayetleri de geldi o gün bana. Herhalde o da olağanüstü gün. Veyahut da şöyle iyice hiç vermek istemediği bankaların kaçındıkları firmalara da 30'lar söylendi. Yani zaten bu yaşandı. Hani bunu görüyor. Fiyat veremediği noktayı görüyor. Onun için iş dünyası her şeye rağmen faizlerin yükselmesini istemez. Bu kesin. İstememekte de haklıdır. Ama faizlerin düşürülerek piyasanın tekrar olağanüstü bir sıkıntıya girmesini de istemez. Bunun normal bir şekilde faizlerin düşmesi, yani enflasyonla düşmesini ister. Şimdi hocamın söylediği konuya gelelim. Yani hakikaten nereye gitsek, hangi sektöre gitsek? Mobilyacısından kağıt sektörüne. Herkes diyor ki ciddi bir zam furyasına hazırlanın. Ne gelecek zam diyor. Zam gelecek. Bütün ürünlere zam gelecek. Ve de öyle ufak tefek %2-3-5 değil. Büyük rakamlarla gelecek. Yine mi diyeceğim ben şimdi? Yine gelecek. Vallahi bizi izleyenler sektörlerinden şey yapsın. Ben felaket tellallığı için söylemiyorum. Bu doğal bir gelişme. Başka türlü çark dönmez ki. O sanayi şirketleri, o firmalar çarklarını döndüremezler. Zaten zam yapılacaktı. Aralık'ta gelecekti o zamlar. Ama kurlar böyle aşağıya çekildiği için o zamlar durdu. Çok şey miktarda oldu. Ham madde artışlarına bağlantılı zamlar geldi. Onlar da kısmen geldi. Neden? Aslında Naci Ağbal'ın belki de mesela bir iş dünyasından bir dostumuz dedi ki ya Naci Ağbal da işte ne yaptı zam şey yapmaktan başka, faiz artırmaktan başka deniyor dedi. Oysa dedi bir hesap yapmamız lazım. Kabaca %30 civarında artış var dedi ham maddelerde. Son 6 aylık dönemi söylüyor. 1 yıllık değil, 6 aylık dönemi söylüyor. %30 civarında var dedi. Naci Bey geldi, yani bıraktığı zaman, yani bırakmak durumunda kaldığı zaman, görevden alındığı zaman ne oldu? Görevden 7.20 civarındaydı, evet. Değil mi? 7.20. 8.58'den bakarsan kabaca söyleyelim bir %20 Türk lirası değerlenmişti. Yani 30 ham madde arttı, 20 Türk lirası değerlendi. Eğer bu ikisi, yani Türk lirası değerlenmeseydi piyasaya yansıyacak olan artış ham madde bakımından çok daha yukarıdaydı. Hakan, ne görünüyor? Bloomberg'ün emtia endeksi. Evet. Yani bütün endüstriyel... O çok tarım, daha bütün, yukarıdadır herhalde. Evet, emtianın hepsinin topal fiyatlarının bir endeksi bu. Evet. Son bir senede müthiş bir yukarı doğru hareket zaten bu. Bundan bahsediyoruz değil mi? Bundan bahsediyoruz. Bu hareketin. Türkiye'deki ürünlere yansımasını dolar TL'deki hareketi baskıyı aşağı çekerek sınırlandırdı. Aynısını pazartesi akşamı konuştuk Abdurrahman Yıldırım Şeref Oğuz'la. Aklın yolu bir. Yani bunu bana söyleyen iş insanları Aralık'ta bu zamlar gelecekti dediler. Ama gelmedi. Bundan dolayı. Şimdi ama mecburen gelecek. Yoksa başka türlü bunun yürümesi mümkün değil. Konuşuruz şimdi. Yani her biriyle ilgili %100'ü aşan, %130 olan zaten biliyoruz. Hani tekrar söylemeye gerek yok. Ama hazır giyim, mobilya, kağıt sektörü, temizlik ürünleri, bunların hepsine, yani o ham maddelerden dolayı zamlar gelecek. Mecburen gelecek.
Bakın bu, bütün bu sıkıntıların böyle etkileri var. Şimdi bu kurları 7.90'larda mı şimdi? Evet. Biraz daha geriye de gelebilir mi? Gelebilir. Gelebilir. Açık söylemek gerekirse gelebilir. Orayı sıkarsınız biraz, burayı sıkarsınız biraz. Biraz daha arkaya gelebilir. Ama artık o eski seviyelerine gelmesi için bambaşka gelişmelerin yaşanması lazım. O zaman ne olacak? Bu kurlar da üstüne gelecek. Artık zam yapmadan hareket etmek, ilerlemek mümkün olmayacak. Hakan abi, fiyat istikrarı ne oldu? Fiyat istikrarı... Sen zam gelecek diyorsun. Fiyat İzleyicimiz istikrarı... de hatırlatıyor Muaz Bey. Bir başka bahara kalacak. Barış evet. Komite kurduk. Nasıl? Komite kurduk diyorum. Fiyat istikrarı ne olacak dedin ya. Fiyat istikrarı komitesi. Komitemiz olacak. Yani o çözer herhalde. Arz şoklarına ilişkin diye ifade edildi. Evet, yani herkes bir şey söylüyor. Tabii ki mücadele edeceğiz. Bunlar da olmasın. Ama gerçekleri de konuşmamız lazım. Bu şeyler, artışlar gelecek. Yani bunun yoksa şaşırma türlü, diyorsun yani. Şaşırma, evet. Yani Bursa'dan Gemli'ye gelirken denizi göreceksin, şaşırma. Peki. Bir de neydi? Bodrum'da bu yokuş inince Bodrum'u göreceksin mi yazıyordu? Can Fuat Hocam, ya Hakan abi bir şeyler söylüyor. Bir şeylerden bahsediyor da ben pek şey olmadım. İlgili olmadım işime gelmediği için. Ne diyorsun? Reel sektörde zam baskısı var mı gerçekten? Barış, fazlasıyla katılıyorum. Yani şimdi şöyle paylaşalım, yani üretici fiyatları zaten Şubat ayı itibariyle %26 küsur. Bunu biz hiçbir şey değişmese, kurlar 7.20'de dahi kalsaydı, biz zaten Nisan veya Mayıs ayında bunun %29'lara kadar ulaşıp orada bir tepe yapacağını zaten bekliyorduk. Ama bu Hakan'ın da dediği gibi bütün emtia fiyatları, ücret artışları vesaire gibi bütün 2021'e ait olan maliyet artışlarının önemli bir bölümü için yansıtılmamış haliydi. Yani yansıtılmamış haliyle üretici fiyatlarında böylesine bir artış ilmesiyle zaten gidiyorduk. Çünkü orada şu etkili oluyor Barış. Yani bugünün oluşan kur fiyatları, emtia fiyatları vesaire üretici fiyatlarına 3 ila 6 ay arası içinde yansıyor. Yani orada bir zaman aralığı var. Niye? Çünkü belli bir üretim sürecin var. Yani bugün siparişi alıyorsun, buna yönelik tedariğini yapıyorsun, üretiyorsun. O en aşağı bir 3-6 aylık bir süre gerektiriyor. Şimdi biz emtia fiyatlarında dahi, Barış bak, emtia fiyatlarında dahi bu önemli Aralık, Ocak, Şubat artışı öncesinden temin edilen girdilerle de bir miktar halen üretime devam ettiğimiz için bu anlamda da tam bir yansımasını zaten görmemiştik. Ama ona rağmen %28-29'lara giren bir üretici fiyatları vardı. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki, yani bu kur artışlarıyla birlikte faizlerin %25'lere yaklaşmış olması itibariyle ve artık çok yüksek fiyatlardan alınan emtiaların üretimde doğrudan %100 neredeyse kullanılmaya başlanmış olması itibariyle, yani öyle örnekler var ki, hani pamuk ipliği fiyatından jakarlılara, efendime söyleyeyim petrokimya ürünlerinden yassı çelik ürünlerindeki fiyat artışlarına vesaire, yani böyle hani dudakları uçuklatacak fiyat artışları var ve bunlar çok doğal olarak ve çok ilginçtir. Üretim tarafında da bir yavaşlama yok. Yani talep tarafında da, özellikle ihracat tarafı da iyi gidiyor. İç talep de ikinci çeyrekten itibaren işte aşılama vesaire konularının iyimserliğiyle iç siparişler de iyi gidiyordu. Buna bağlı olarak üretimde bir yavaşlama da olmayınca üretici fiyatlarına önemli ölçüde yansıyacak. Yani Hakan'a tamamen katılıyorum. Burada üretici enflasyonundan tüketici enflasyonuna da geçişi göreceğiz diye düşünüyorum. Bütün işletmeler şimdi bu fiyat artışı süreci içinde açıkçası kendi finansal ihtiyaçları için fiyat ayarlamalarını yapacak, fiyat artışlarını yapacak.
Çünkü burada barış çok önemli bir işletme sermayesi ihtiyacıyla da ilave karşı karşıya kaldı firmalar. Çünkü işte hem emtialar ve hem girdilerde öyle artışlar oldu ki, yani bugün işte 100 liranız varsa işletme sermayesi, geçen yıl yapmış olduğunuz üretimin ancak 100 tane yaptığınızda 70'ine yetecek paranız var. Girdilerdeki fiyat artışları nedeniyle. Şimdi bunu nasıl karşılayacaksınız? İki yoldan karşılayabilirsiniz. Ya işletme sermayesi için işte banka kredilerini vesaire kullanacaksınız. Burada da çok ilginç gelişmeler var. Ayrıca konuşabiliriz, yani firmaların müthiş bir ilave işletme sermayesi ihtiyacı bankalara çok kuvvetli bir kredi talebi olarak şu anda geliyor. Ama %25 faizlerle bu nasıl olacak, tabii ayrı bir mesele. Ama ister istemez işletmeler bunları fiyatlarına yansıtarak o işletme sermayesi açığının bir bölümünü gelirler tarafıyla kapatmaya çalışacak. Yani bizi Nisan-Mayıs hani zirveler beklediğimiz o enflasyonun ben de yeni zirvelere gideceğini yaz ayları içinde bütün bunların yansımasıyla birlikte diye düşünüyorum. Hani enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı konusu yeni Merkez Bankası Başkanı'nın önünde çok daha acil bir konu olarak ortaya çıkacak. Evet, o zaman göreceğiz bakalım nasıl adımlar atılacak. Yani o zaman nasıl faiz indirilecek? Yani bana zaten Sayın Başkan da şimdi diyor ki, yani politikada bir değişiklik olmayacak diyor. O algı geldi. Evet. Şey demiyor, ama faiz indirmeyeceğim de demiyor. Artırmayacağım da demiyor ama. İkisinde demiyor. Yani dönem devam ediyor. İsimler değişse de gibi bu evet, manaya gelecek. Ama artık biz yani genel olarak algı arttırmayacağı yönünde. Doğru. Onu yani açık kalplilikte söylemek lazım. Yani yabancı da böyle düşünüyor, yerli de. Hatta doğru, bir kısmı da hocamın dediği gibi raporlarında dediler ki, biz faiz indirimlerini erkene alabileceğini düşünüyoruz dediler. Çünkü hani bu yaklaşımından dolayı. Ama evet, bu hocamın da biraz önce çizdiği tablo burada bir faiz indiriminin doğru olmayabileceğini bize gösteriyor. Merkez evet, Bankası değerlendirecektik. Her zaman saygımız var. O ayrı bir şey. Ama bu tablo buna çok imkan tanıyan bir, buna zemin tanıyan bir tablo değil. O zaman piyasa daha da sıkıntıya girecek, daha da karışacak. Gene sürdürülemez noktalar ön plana çıkacak. Belki hani ihracatta diyeceğiz biraz daha rahat edeceğiz vesaire evet, filan, ama orası da sıkıntıya girecek. Bak zaten şöyle söyleyeyim, ihracatta biz sıkıntıya girmeye başladık. Ne gibi? Yani ikinci çeyrekte bu konteyner filan meseleleri var ya, onlar... Bu konteyner işini çözemedik. Hiç çözemedik. Bugün mesela, bana birimiz hala konteyner yok diye gündüz mesaj geldi. Ne yapacağız Barış Bey diyor. Evet, bazı limanlarımızda söyleniyor. Yani daha doğrusu bir tek limanımızdan deniyor ki konteynerimiz var. Şu konteyner yok diyenlere inanmayın, fiyatı değişti diyor. He, ama öyle oldu değil hocam. Ben şunu biliyorum. 10 katı, 3-5 katına çıkar ama elimizde var. O var demek değil bana göre. Onu da bulamayan kusura var. Kusura bakma. Onu da bulamayan var. Çok haklısın. Ama onu da bulamayan var. İzmir mesela bu konuda çok sıkıntılı. İstanbul'da bulabiliyorsun, İzmir'de bulamıyorsun diyen, şunu söyleyenler var. Gönderin bize konteyneri, biz kaça kaça buradan malımızı yüklemek durumundayız diyenler var. Bir araştırma yapılmış bu dış ticaret erbabından yine aldığım bir bilgi. Hı hı. Ocak ayında 36 bin TEU'luk konteyner de boş gönderilmiş. Bak hiçbir şey konmadan ihracatçı bulamıyor ama boş gidiyor. Çünkü başka yerler istiyor, onlara gönderiveriyor bizim acentalar da maalesef. Allah Allah. Evet, bir de bunlar görünüyor. Şubat'ta 30 bin TEU'luk. Yani şöyle mi anlıyorum? Mesela evet, atıyorum Yunanistan ihracat yapacak konteyner ihtiyacı var. Gidiyor. Türkiye'den konteynerler Yunanistan'a gidiyor. Gidiyor. Türkiye'de konteyner yok diyoruz bu arada. O sırada konteyner evet, sıkıntısı doğru, çekiyoruz. Şaka yapıyorsun abi. Şaka yapmıyorum. Bana gelen bilgi bu. Doğru. Bilenler var. Doğru diyor. Daha iyi fiyat olduğu için. Bilenler var. Daha iyi fiyat olduğu için. O zaman biz nasıl memleket diyoruz hocam? Yani işte yani ülkemiz diyoruz, işte ihracat diyoruz, yerlik diyoruz, millilik diyoruz. Bu nasıl oluyor yani?
Fiyatı gördün mü? Gidiyor yani anladım. Çok özür dilerim. Hakan'ın bölümüne müdahale etmiş gibi olmuyor ama yani bir dinleyelim bunu. Yani hani ihtiyaç olmasa lazım. Tamam da ihtiyaç varken bunun olması beni soruya itiyor. Burada itiyor. Şöyle uluslararası forwarder şirketleri büyük ölçüde bu konteyner sirkülasyonunu organize ettikleri için açıkçası yani çok da burada yerlilik arama diyorsun. Yok. Öyle yani çünkü bütün küresel bir akış var ve alt pazarlarda akışlar var. Buna yönelik olarak planlamalar, tercihler zaten onun için bütün dünya genelinde şu anda konteyner sıkıntısı yaşıyoruz. Yani geçen seneyle aynı konteyner adeti var. Geçen seneyle aynı belki yakın mal miktarı taşınıyor dünya genelinde. Fakat bu sirkülasyon bozulmuş durumda olduğu için bu da büyük ölçüde işte pandemi etkisinden kaynaklandı. Evet. Bunu forwarder şirketleri de bir miktar kendilerine yönelik kullanıyorlar tabii bu fırsatı. Konteyner ilişkin geçen gün ben bir başlık gördüm. Sanırım Sanayi Bakanlığı mı bir Türkiye'de konteyner üretimi için önce olacak ya da destekleyici olacak gibi bir başlık vardı. Ama doğru. Nasıl olur, ne zaman olur bilmiyorum. Bunu yakın sürede Hakan'cığım bir şey varsa Hakan'da bilgi. Yok. Dönüşte konuşalım diye istersen Canfal Hocam bir araya gidelim. Aranın ardından konteyner meselesi. Tabii Sanayi Bakanlığı'nın girişimleri var Barış. Değinmiş konuşalım. Oluruz. Kısa bir ara sonra buradayız. Son bölüme geldik ekonomik görünümde. Birer cümle alıp toparlayacağız. Hemen Can Fuat Hocam'ın sözünü kesmiştim. Sözü ona bırakayım. Can Fuat Hocam. Konteyner. Tabii Barış bu konteyner konusunda kalmıştık. Çok bir iki cümle hemen ondan paylaşayım. 25 Şubat tarihli bir toplantıda Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Hasan Büyük dedi. Bu konudaki girişimlerle ilgili bakanlığa bilgi vermişti. Belki onun üzerine ilave yeni gelişmeler de olmuştur mutlaka ama Türkiye'de yeniden konteyner üretimine geri dönüş için kapasitesi olan, yani bunu üretme yeteneği olan daha doğrusu firmalarla çok hızlı bir temas ve bir görüşme süreci geçirildiğini paylaşmıştı bize ve şu anda 2 veya 3 firma hatlar kurarak kendi içlerinde büyük yassı çelik işleme fabrikaları, 3 tane büyük firmamız bu konuda bir adım atıyorlar şu anda. Ama bir veriyi de paylaşayım. Yani şu ki bunun test merkezi sorununun da test merkezleri içinde altyapının bakanlık tarafından kurulduğunu söylemişti. Fakat Barış şöyle söyleyeyim. Çin yılda 15 milyon adet üretiyor. Neyi? Konteyner. 15 milyon yılda mu? 15 milyon adet. Türkiye'de şu anda feasible bir hat için yıllık 25 bin adet üretilmesi ihtiyacı var. Tabii Çin'in devasa 15 milyon adetiyle rekabet etmek çok kolay değil. Miktar kabuğu teşviği olacak gibi gözüküyor bu konuda. Peki. Hakan abi haftaya istersen devam edelim. Devam edelim nasıl istersen. Sadece yani ihracat tarafında tam tersi bir tablo yaşıyoruz. Onu söylemek bir cümle neden? Yani çünkü ham madde fiyatlarındaki artış ihracat rakamlarına da yansıyor. Ama miktar bazında bakınca ihracatta bir düşüş var. Hani geçen sene ihracatta değer bazında fazla bir artış olamıyordu. Kurlar vesaire nedeniyle şeyde ise baktığında miktar bazında bir artış vardı. Şimdi tam tersi bir tablo var. Belki konteyner içinde bir olumlu haber. Çin'den yavaş yavaş konteynerler gelmeye başladı. 15 bin üretiyor. Başlıyor. Peki. Ama bu üretimle çözülecek bir hadise değil. Şu yakın zamandaki hadise. Çok teşekkürler Hakan Güldağ. Can Fuat Hocam çok teşekkürler. İyi akşamlar. 22'de buluşmak üzere efendim.